Yok, ileride acık boş. Nerede gideceğiz? Öyle mi? Evet. Sağlığı önemli çünkü dünyada ölümlere en çok sebep olan hastalık kalp hastalığıdır, kalp krizidir. Kalp krizi bizde de tüm dünyadaki gibi ölümlere sebep olan en önemli hastalıktır. Önemli olan da bu hastalığı önlemektir. Hasta olmak değil, hastalık sonrası tedavi değil, hastalığı önlemektir. Önlemek için de hastalığa yol açan 4 ana sebep var. Bunlara dikkat etmek, bunları yok etmek gerekir. Bunlar hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği ve sigaradır. Sigara kullanımı özellikle çok yaygın, hanımlarda da çok fazla oldu ve hanımlarda önceden menopoza kadar kalp hastalığı beklemezdik. Ama şimdi çok fazla kalp krizi görmeye başladık sigara kullanımına bağlı olarak. Mutlaka sigarayı bırakın, yürüyüş yapın, egzersiz yapın, yediklerinize dikkat edin. Küçük, ufak, yararlı atıştırmalıklar kullanabilirsiniz. Yürüyüş çok önemli. Yürüyüş en güzel ilaçtır diyorum ben. Hem ucuz, hiçbir maliyet gerektirmiyor. Kolesterol ve şekere ve tansiyonun hepsine faydalı. Şeker ilacı şekeri düşürür, tansiyon ilacı tansiyon düşürür, kolesterol ilacı kolesterol düşürür. Ama yürüyüş hepsini düşürür ve hiçbir yan etkisi yoktur. Koronaya bağlı kalp hastalıklarında da artış olabiliyor. Özellikle bu damar tıkanmasına yol açabiliyor. Tüm damarlarımız, kalp damarlarında olduğu gibi beyin damarlarında, akciğer damarlarında tıkanmaya sebep olabiliyor. Ve o yüzden hasta olanların mutlaka kan sulandırıcı kullanması lazım. Hem iğne hem hap olarak kan sulandırıcı mutlaka kullanması lazım. Mutlaka evin içinde bile olsa, kendilerini izole ederek belki ev ahalisine çok fazla bulaşmadan yürüyüş yapmaları önemli. Çünkü sürekli yatmak da bacak damarlarında pıhtı oluşumuna sebep olabilir. Bu nedenle mutlaka eğer hastalarsa kan sulandırıcı kullanmaları lazım. Hasta değillerse de hasta olmamak için dikkat etsinler. Evet arkadaşlar, bilindiği üzere 12 ve 18 Nisan tarihleri arasındaki hafta bütün dünyada kalp sağlığı haftası olarak kutlanan bir hafta. Tabii bu kalp sağlığı hepimizin çok önemli bir hastalık olup hepimizin dikkat etmesi gereken bir unsur. Hele son zamanlarda virüsün, salgının çok yoğun olduğu bu dönemlerde, bugünümüzde kalp hastalıkları çok daha ön plana çıkmaya başladı. Çünkü virüsün etkileri birçok organ etkilediği gibi kalbimizde oldukça etkiler durumda. Biz de bu haftada bu önemli olan durumu gündeme tutmak için, bir algı oluşturmak için, vatandaşlarımızın, hastalarımızın bu konuda dikkatli olmaları için bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlikte amacımız insanları bilgilendirmek, bilgi vermek, bir nebze de olsa tansiyonlarını ölçüp, bir kalp rahatsızlığı, bir hastalıkları var mı? Onlarla ilgili kendilerine bilgi vermek, onlarda bir algı oluşturmak amacıyla bugün de böyle bir program yaptık. Evet, güzel.